Münafığın varlığı Müslümanlar için sürekli hayra dönüşür. Kur'an ayetlerini bilmeyen bir insan, sanki Müslüman toplumları arasından hiç münafık çıkmasa, her şey çok daha iyi ve Müslümanların çok daha lehine olurmuş gibi düşünebilir. Oysa ki münafığın varlığı, zahiren her ne kadar farklı görünse de, Müslümanlar için büyük bir rahmettir. Münafığın en çok istediği şeylerden biri, Müslümanlara zarar vermek olduğu halde, münafık istemeden ve farkında olmadan onlara sürekli fayda verir. Allah Kur'an'da münafığın varlığının Müslümanlar için bir şer değil, aksine hayır olduğunu şöyle haber vermiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Doğrusu uydurulmuş bir yalanla gelenler sizin içinizden birlikte davranan bir topluluktur. Siz onu kendiniz için bir şer saymayın. Aksine o sizin için bir hayırdır. Onlardan her bir kişiye kazandığı günahtan bir ceza vardır. Onlardan iftiranın büyüğünü yüklenene ise büyük bir azap vardır. Nur Suresi 11. Ayet. Müslümanlar aralarındaki bir münafığın istemeden de olsa onlar üzerinde vesile olduğu hayırları sıralayıp yazacak olsalar, sayfalar dolusu çok uzun yazılar elde ederlerdi. Çünkü aralarında samimiyetsizliğinden, kalleşçe oyun oynadığından, Müslümanlar aleyhinde alçakça tuzaklar kurduğundan şüphelendikleri bir insanın var olması, elbette ki Müslümanları çok ciddi şekilde teyakkuza geçirir. Bir münafıkla birlikte yaşıyor olma ihtimalleri, Müslümanların akıllarını ve dikkatlerini olabilecek en fazlasıyla açar. Rehavet, dikkat dağınıklığı ve atalet varsa bunlar tamamen ortadan kalkar. Samimi ve güvenilir Müslümanların birbirlerine olan sevgi ve saygıları alabildiğini artar. Aralarındaki birlik ve beraberlik ruhu, tek vücut gibi ortak hareket etme gücü ve istişare alışkanlığı daha da gelişir. Münafığa karşı sürekli akılcı tedbirler alma çabası, Müslümanların bu samimiyetsiz insanlara karşı nasıl davranılması gerektiği konusunda da tecrübe kazanmalarına vesile olur. Tüm bunlar, Müslümanların giderek daha da olgunlaşmalarına yol açar ve şuurlarının daha da açılmasını sağlar. Müslümanlar, şeytani bir ahlak gösteren böyle bir insana karşı, Kur'an ahlakıyla ve Müslüman aklıyla karşılık vererek, Allah katında inşallah çok fazla sevap kazanmış olurlar. Münafık karakterli bir insana kıyasla, aklı başında, şuuru açık, vicdanlı ve güzel ahlaklı Müslümanların ne kadar büyük nimet olduğu herkes tarafından daha da iyi anlaşılır. Müslümanlar Kur'an'a daha sıkı sarılırlar. Kur'an'daki münafık alametlerini sürekli gündemde tutar, bu alametlerin analizini çok daha iyi yapar ve böylece tüm Müslümanların münafık konusunda çok daha iyi bir şekilde bilinçlenmesine vesile olurlar. Müslümanlar sürekli Allah'ı anarak, Kur'an ayetlerini okuyarak ve münafık karakterini insanlara anlatan yazılı sözlü çalışmalar yaparak müthiş etkili bir tebliğ faaliyeti yapmış olurlar.